Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önce eşim bu makinenin karış değişimini anlatmıştı. Ben bu makineyi Letko'dan aldım. Simge ekmek yapma makinesi. Video çok herkesin işine yaradığı için, içinden ölçekler çıkmadığı için ben bunu biraz yaparken ilk başlarda tabii ekmeklerde bozukluk oldu ama sonradan tutturdum ölçüleri. İçinde ölçekler olmadığı için çoğunda da o sıkıntı yaşanıyor. Ölçüsünü tutturamıyorlar. Herkese yardım amaçlı bir video çekmek istedim. Şimdi bu şekilde kovamızı da takıyoruz buraya. Saat yönünde, ters yönünde. Çevirdik saat yönünde. Şimdi evdeki ölçülerle size ekmek yapmayı anlatacağım. Öncelikle arıtılmış normal çeşme suyu, yani soğuk su olarak yaz olduğu için 2 su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz. Kışın biraz ılık olabilir su şeyimiz. Bu şekilde 2 su bardağı su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker. Şimdi unumuz burada hazır. Bunda 3 su bardağı unumuz hazır şu anda. 3 bardak aldığı için direkt bunu bu şekilde ölçmeden koyuyorum. 3 bardak unu eriyoruz. İsterseniz bardakla da ölçebilirsiniz. Ama toplamda 5 su bardağı un ilave edeceğim 2 su bardağına. O yeterli geliyor ekmeğin kıvamı için. Eleğimizi 2 bardağı eledim. 3 bardağı eledim. Şimdi 2 bardak daha ilave edeceğim. Burada içeride içinde eleğimizin çizgiler var. Her çizgi bir su bardağı anlamına gelir. O yüzden ölçmedim. Eleği toplamda nereden alabilirler? Alışveriş merkezlerinde bulunuyor, Japon pazarı gibi yerlerde. Yani bardak. Bu şekilde toplamda 5 su bardağı. 900 gramlık ekmek için. 900 gram ekmek için, evet. 5 su bardağı. Un koydum. 1 tatlı kaşığı ben maya ilave ediyorum ortasına. Bu şekilde. 1 yemek kaşığı tuz. Yeterli geliyor. Bunları da köşe kısımlarına koyuyoruz. Neden köşe bir şey var mı? Mayayla buluşmasın diyerek. Maya öncelikle hani tuzun şey, tuz mayanın kabarmasını engellediği için kenarlara atıyoruz. Bu şekilde. Şu an malzemelerimiz hazır. Kapağını. Makinenin kapağını kapatıyoruz. Kapattıktan sonra zaten fişim takılıyor daha önceden. Otomatik olarak kendisi normal ekmek için ayarlıyor. Eğer istiyorsanız açık renk yapabilirsiniz. Buradan renk seçimi yapabiliyorsunuz. İstiyorsanız koyu. 700 gram ekmek yapacaksanız onun için 700 gram. Ama biz 900 gramlık ekmek yaptığı için otomatik olarak zaten makine 900 grama ayarlıyor. Ben orta renkte bir ekmek seçmek istiyorum. Şu an ortada. Şu an hiç başka bir ayar yapmak gereği kalmıyor. Sadece başlat düğmesine basıyorsunuz. Makinemiz yoğurmaya başlıyor. Bu şekilde de görebilirsiniz. Şu an yoğurma aşamasında. Ne kadar zamanda pişecek bu? Şimdi 3 saatte ekmeğimiz hazır olacak. 900 gram ekmek. 20 dakika sonra tekrar ikinci yoğurma işlemi yapıyor. Başka bir müdahale gerekmiyor. Bu şekilde tekrar kapatıyoruz. Pişmiş halini sonradan size tekrar video çekip göstereceğiz. Teşekkürler, iyi günler. Evet arkadaşlar, şu an ekmeğimiz pişti. Size pişmiş halini göstereceğim. Sıcak olduğu için elimiz yanabilir, bez yardımıyla tutuyoruz. Bir 15 dakika falan içinde bekledi. Hani nemlensin, ekmek rahat salsın kendini diyerek. Ekmeğimi çıkarttım ve kestim. Kestikten sonra içi bu şekilde. Yumuşacık, pamuk gibi bir ekmek. Gayet güzel, kıvamı yerinde. Dışarıdaki ekmeklerden kat kat daha güzel. Bazı arkadaşlar makineyi alıyorlar. Aldıktan sonra ekmek ayarını tutturamadıkları için ekmekleri güzel olmuyor diyerek makinelerini bir kenara kullanıp birkaç defa kullandıktan sonra kenara atıyorlar. Ama bu şekilde ben 2-3 defa deneyerek bu kıvamı tutturdum. Gayet güzel bir başarılı ekmek oldu. Kaç aydan beri ekmeğimi evde kendim yapıyorum. Çoluk çocuk severek yiyoruz. Çok da güzel. 900 gram ekmek.
Evet. Teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri daha, takipte kalın. Daha güzel videolar sizlere yayınlayacağız, değil mi? Evet. Yardımcı olma bağlamında çekeceğimiz şeyler olacak tabii ki. Aboneleri bekliyoruz arkadaşlarım.